Peyami Safa, Selma ve Gölgesi, 3. Bölüm. Hakikat şuydu. Nevzat, Selma'yı tanıdığı günden beri ondan şüphe ediyordu. Bütün gayreti, onun iki kocasını da intihara sürükleyen muammayı çözmekti. Bu kadının meşhum bir tip olabileceğini kabul etmiyor değildi. Ve onu gözleri kapalı, baygıncasına sevdiği yalandı. Gerçi Selma, o gün Salim'le karısının önünde Halim'i odadan dışarıya çıkardığı zaman büyük bir şüphe ve öfke nöbeti geçirmişti. Çünkü Selma'nın uzun zamandan beri Halim'i görmek istemekte garip bir ısrarı vardı. O insandan kaçan Selma, Nevzat'tan başka hiç kimsenin yüzünü görmeye tahammülü olmadığını söyleyen kadın, şiirlerini sevdiği Halim'i tanımak için maharetli bir manevra çevirmiş, nihayet onu yalıya getirtmişti. Nevzat, Selma'nın buna muvaffak olmak için kullandığı tabiyeyi pek iyi biliyor fakat sonuna kadar anlamamış görünmek istiyordu. O gün Selma, Halim'i dışarıya çağırınca Nevzat arkadaşına karşı da bu masumiyet rolünü yapmaya karar verdi. Ancak onu Selma ile temasa teşvik etmek suretiyle kadının maksadını anlayabileceğini düşünüyordu. Nitekim bu sayede Halim'den Selma'nın gizli davetini öğrenebildi. Yoksa en eski dostlukların bile bazen bir kadın cazibesinin uçurumunda bin parça olabileceğini bilmiyor değildi. Halim'in bu daveti saklaması mümkündü. Galiba ilk anlarda tereddüt etmiş ve nitekim daveti Nevzat'a söylememişti. Birçok aşıkları dedektif haline sokan şüpheyi gizlemeden hakikatle temas etmenin mümkün olmadığını Nevzat her kadın meselesinde gayet iyi bilirdi. Fakat bu defa hepsinden daha kuvvetli bir sevginin verdiği ümitlerden de kendini kurtaramıyordu. Şüphesi nispetinde kuvvetli bir itimat ve ümit ihtiyacı. Bir bakıma sevildiğinden hiç şüphesi yoktu. Selma'nın hayatında Nevzat'ı tanıdıktan sonra başka erkek olmadığı muhakkaktı. Selma'yı daha büyük şüphelerin kemirdiğini de biliyordu. Onun Halim'e karşı zaafı, Nevzat'a karşı daha kuvvetli olabilmek için meşru haddi aşmayan bir sevgi tabiyesi de olabilirdi. Halim İstanbul'a gelmeden evvel onu Selma'ya tanıtmaya razı olan Nevzat, her şeyi soğukkanlılıkla anlamaya karar vermişti. Yalıya gitmeyi bir gün geciktirmesi de Selma'yı şaşırtmak içindi. Ertesi gün gitti. Selma onu gözlerinde fırtınalarla karşıladı. Bir gün evvel niçin gelmediğini sormadı. Büyük bir öfke alametiydi bu. İlk dakikalar bir krizi haber veren uzun bir sükutla geçti. Nevzat, Selma'nın nasıl karşılayacağını bilirdi. Bekliyordu. Kadın küskün ve yorgun, divana uzanacak ve susacaktı. Dargınlık onu yorar ve çenesini kilitler. Sonra ağlayacaktı. Kısa birkaç hıçkırık peşlerinden sonra da insanlardan nefretini anlatacaktı. Fakat hiç böyle olmadı. Selma'nın gözlerindeki fırtına, galiba istihzaya benzer şimşeklerden sonra yağmurla değil, parlak bir neşe güneşiyle nihayet bulmuştu. Birdenbire Nevzat'ın çenesini iki parmağı arasına alan kadın, etini acıtacak kadar sıkarak, "Dün niçin gelmedin ömrüm?" diye sordu. Nevzat yalan söyledi. "Müfettişler geldi Selma. Şirkette çok sıkıştık." Selma birdenbire ona arkasını döndü, pencereye gitti. Perdeyi biraz kaldırarak dışarıya baktı. Sustu. Sonra mırıldandı. "Üzülme yavrum." Nevzat bir koltuğa uzandı ve sigara yaktı. Aralarında mücadelenin bu nevi yeniydi. İki tarafın da canın isterse demeye hazır olduğu hiç vaki değildi. Nevzat ayak ayak üstüne attı. Selma geriye döndüğü zaman onu bu halde göreceğini hiç ümit etmemiş gibi şaşırdı. Ve gözlerindeki hayretin arkasından bir endişe doğdu. Belki de Halim'in Nevzat'a her şeyi anlatmış olması ihtimalinden şüphelenmişti. Nevzat, ona bu şüpheyi vermenin doğru olmayacağını bildiği için ayağını indirdi. Selma ona dikkatle bakarak, "Senin bugün nem var?" diye sordu. Nevzat her zamanki sükunet içinde cevap verdi. "Her zamanki gibiyim." Kadın başını silkeledi. "Değilsin." Sustular. Nevzat başını önüne eğmişti. Kadın ona doğru bir adım atarak tekrarladı. "Değilsin." Nevzat da
çalıştığı halde her zamanki gibi olmadığını biliyordu. Fakat kendini daha fazla zorlamak istemedi ve sesini çıkarmadı. Selma onun karşısına oturdu, bir sigara yaktı. "Biliyorum," dedi. Nevzat çok istediği halde onun yüzüne bakamadı. En merak ettiği şeylerden biri de şuydu. Selma Halim'i yalıya davet ettiğini ona haber verecek miydi? Saklamak cesaretini nereden bulacaktı? Gerçi Selma doğru söylemenin de bazen bir ahlaksızlık olduğunu ima eder. Hele birbirini sevenlerin arasında hakikatin bir kara kedi gibi dolaşmasından hoşlanmadığını anlatmak isterdi. Hususi hayatına dair Nevzat'a hiçbir şey sormaz. Kendisi de bu çeşit sorgulara muhatap olmaktan sıkılırdı. Aşkta gizlemenin meşru olduğunu kabul ediyordu. Fakat Halim'i gizlice davet etmesi meşru haddi çok aşardı. Burada bir şahsiyet müdafaasının kıymeti yoktu. Belki Nevzat'ın halinden bunu anladığı için biliyorum mukaddimesiyle bir itirafa hazırlanıyordu. Nevzat onun yüzünde bu mukaddimeyi okumak istemişti. Fakat gözlerini yerden kaldıramadı. Yalnız şu sözleri mırıldandı. "Ne biliyorsun?" "Anlamadım." Selma kımıldamadı ve bir şey söylemedi. Nevzat onun sigara dumanları arkasında dünyanın bütün muammalarını hülasa eder gibi maddesiz ve şekilsiz duran karaltısını görüyor. Başını yukarıya kaldırmıyor, bekliyordu. Selma nihayet cevap verdi. "Bir şeye sıkılıyorsun." Nevzat o zaman başını kaldırdı, gülümseyerek "Hayır," dedi. Selma gene durdu. Onunla konuşmak böyledir. Her cümle başında büyük bir sükut, mukavemet, şüphe, tereddüt uçurumlarını atlatmasını beklemek lazımdır. Çok düşünür, bazen hülyalara dalar, bahsi unutur ve değiştirir. Bu defa ısrar etti. "Nevzat," dedi. "Ben anlıyorum." Nevzat ayağa kalktı ve Selma'nın başucuna gelerek ellerini cebine koydu. Ona doğru eğilerek, "Ne anlıyorsun gülüm?" dedi. "Bana da öyle geliyor ki sende bir hal var." Selma ona sevgi dolu yüzünü ve mat bir humma dolu gözlerini kaldırdı. "Bende bir şey yok," dedi. "Bende de." "Sen hiçbir şey duymadın mı?" "Ne gibi?" "Bana dair." Nevzat tekrarladı. "Sana dair mi? Ne gibi? Hiçbir şey söylemediler mi?" "Kim? Ne söyleyecek?" "Başkası benden sana hiç bahsetmedi mi?" "Başkası kim?" "Kim olursa olsun." "Biri. Kim olursa olsun." "Hayır. Hiç kimse bahsetmedi mi?" Nevzat doğruldu. "Anlamıyorum," dedi. Fakat anlıyordu. Selma'nın ağız aradığını anlıyordu. Halim'in boşboğazlık edip etmediğini öğrenmek istediğini anlıyordu. Fakat tekrar etti. "Hiçbir şey anlamıyorum." Selma onun bir elini tuttu ve ağır ağır dudağına götürerek "Peki ömrüm," dedi. "Ben öyle zannettim." "Ne zannettin sen?" "Zannettim ki sana benden bahsettiler." "Evet, canın sıkıldı." "Bana senden kim bahseder? Bahsetse de niçin canım sıkılsın?" "Olamaz mı? Bahsederler." "Kim bahseder?" Selma, Nevzat'ın elinin üstüne yanağını koydu. Biraz durdu. Birdenbire başını kaldırarak Nevzat'ın yüzüne baktı. Nevzat gene sordu. "Kim bahseder?" Selma gözlerini yarı kapadı ve gülümseyerek mırıldandı. "Kim?" "Çok." "Salim Bey, Halim Bey." "İkisini de o günden sonra görmedim. Salim Bey'le kapının önünde ayrıldık. Halim'e gelince bu sabah bize uğramış fakat evde yoktum ben." "Hiç sana benden bahsetmedi mi?" "O gün vapurda biraz." "Ne söyledi?" "Birkaç sıfat, fazla değil." Nevzat bir yalanla sözüne devam etti. "Vapurda yalnız değildik. Yanımıza Şerif isminde bir arkadaş geldi. Senden bahsedemedik. Köprüde de birbirimizden ayrıldık. Halim'i bir daha görmedim." "O birkaç söz nedir?" "Ha, dur bakayım. Güzel kadın, tabii. Sonra çok enteresan diyordu galiba. Yahut da çok orijinal diyordu. Unuttum. Fakat Halim'in senin hakkındaki fikirlerini ben de merak ediyorum. Onu görmek istiyorum."
Selma ayağa kalktı, Nevzat'ı pencerenin önüne çekti ve gözlerinin içine bakarak ''Benim için yalnız sen varsın.'' dedi. Sonra onu geriye çekerek boynuna sarıldı. Divana oturdular. Selma yüzünü Nevzat'ın bir bacağı üzerine kapadı, ağladı. Nevzat onun saçlarını okşarken düşünüyordu. Halim meselesini gizlemeye karar verdi. Bu gözyaşları onun kefaretidir. Eğer melun bir hesabı varsa muvaffak olamayacak. Ölen kocalarına da mı bunu yaptı? Zavallılar. 3000 senelik bir aşifte hilesine aldanmışlar. Bu sözleri yüksek sesle söylemek istiyordu. Elinin okşama hareketi ağırlaştı. Galiba şimdi Selma'dan nefret ediyordu. Kadın doğruldu ve tekrar onun boynuna sarıldı. Ağlıyordu. İlmiklenmiş bir sesle ''Ben seni kaybetmemek için her şeyi yapacağım.'' dedi. Selma. Ömrüm. Başı Nevzat'ın omzuna düştü. Hıçkırmaya başlamıştı. Onun saçlarını okşamaya devam eden genç sesini çıkarmıyor ve bekliyordu. Selma bir silkindi, oturdu ve Nevzat'ın iki elini birden tuttu. Yüzünü onun yüzüne yaklaştırarak ''Beni sevmiyor gibi duruyorsun sen.'' dedi. Nevzat sakin bir gülüşle onu tekzibe çalışıyor ve susuyordu. Kadın birdenbire onun ellerini bıraktı, önüne bakarak mırıldandı. ''Büyük, büyük sevgi.'' Nevzat onun ne söyleyeceğini biliyordu. Bu her şeyi meçhul kadının en malum tarafı buydu. Şimdi başlayacak. İnsanlardan nefret ediyorum. Hiçbiri sevmesini bilmiyor. Hiç şüphesiz ötekilere de bunları söylemişti. Fakat bu sözlerde ölüme, intihara çıkaran yol hangisi? Selma önüne bakıyor, bir dizini hızlı hızlı sallıyordu. Mırıldandı. Onları şimdi anlıyorum. Nevzat onların kim olduklarını sormadı. Tahmin ediyordu. Onlar, kocaları, Nafiz ve Reşat olsa gerek. Selma devam etti. Beni sevdiler onlar. İkisi de. Gözlerinden muntazam ve iri taneler iniyordu. Nevzat'a tesir etti bu. Eli Selma'nın elini aradı. Kadın arkasını bir yastığa dayamış, başını arkaya atmıştı. Göğsünün altında Nevzat'ın sergüzeşt arayan elini uzaklaştırdı. Sayıklar gibi şimdi de babasından bahsediyor ve daha fazla ağlıyordu. Nevzat ayağa kalktı, bir sigara yaktı. O da iyice kararmıştı. İki adım uzakta, divanın üstünde Selma namına görünen şey, yüzünde, kollarında, dizlerinden ayaklarına kadar iki çizgide beliren hafif beyazlıklardan ibaretti. Karanlık odayı bütün şekillerden ve renklerden tahliye etmeye başlamıştı. Nevzat kol saatine baktı. Fakat yelkovanı göremedi. Son vapuru kaçırmak istemiyordu. Yalıda bir gece bile kalmamıştı. Hele şimdi hiç kalamazdı. Fakat Selma'yı bu halde bırakmaya da razı değildi. Kalbinde aşka da, nefrete de, korkuya da, öfkeye de benzeyen yumruklar vardı. Odada sinirli dolaşıyor ve şöyle düşünmeye çalışıyordu. Bu sergüzeşt, burada bu şekilde bitiverse pekala olacak. Halim devam etsin. Yabancı değil. Benim tecrübem kafi. Odadan çıkmak ve bir daha bu yalıya uğramamak. Şimdi ona bu kolay geliyordu. Bir hafta sonra da o kadar kolay mı bu? Her aşık gibi Nevzat bunu birçok defalar düşünmüştü. Şimdi bir tecrübe yapmaya temayül ediyordu. Bir tecrübe. Sezdirmeden bir tecrübe. Olmazsa geri döner. Niçin olmasın diye düşündü. Ha gayret. Ve bir anda kararını verdi. Selma'ya yaklaştı. Üstüne eğildi. Gülüm dedi. Son vapuru kaçırmamalıyım. Karanlıkta bir hıçkırıktan başka cevap yoktu. Haydi kalk. Yahut kalkma istersen. Ben gidiyorum. Selma cevap vermedi. Nevzat eğildi ve onu belki de son defa alnından öptü. Bu odadan, bu sofalardan, bu bahçeden, bu yalıdan belki de son defa çıkıyordu. Fakat neden yolda vapura yetişmek için koşmakta sıkıntı çekmişti? Onu kendi içinde esen bir rüzgar geriye doğru itiyordu.
Merhamete benzeyen bir tazyikti bu. Yalının simsiyah kimsesizliği içinde bir sevgili bırakmak. Vapur beklerken bir iki defa geriye dönecek oldu. Kulağında bir hıçkırığın aksi vardı. Ondan kalan son hayal, üstünde birkaç beyaz leke duran hareketsiz bir karartıdan ve bu hıçkırıktan başka bir şey olmayacaktı. Fakat niçin? Bugüne kadar Selma onun saadetine çalışmaktan başka hiçbir şey yapmamıştı. Daima cömert, nazik, fedakar, dost kalmıştı. Halim. Evet Halim. Fakat burada da bir himaye arayan elin hafif suçundan başka bir şey yoktu. Gizlemesine gelince, belki söyleyecekti, sırasını bekliyordu. Yahut da Nevzat'ı daha fazla teşvik eden bir koketti. Fena usul, fakat iyi niyet değil mi? Vapurda Nevzat çok dalgındı. Kendisinin iki defa bilet soran kondüktörü görememişti. Etrafındakiler güldüler. Kondüktör de güldü ve onu hülyalarından ayırmak istemeyerek yürüdü. Birdenbire kendisine gelen Nevzat onun gülümseyerek uzaklaştığını görmüştü. Utandı, kendini topladı. Fakat gene daldı. Vapur uzaklaştıkça Nevzat pişman oluyordu. İstanbul'dan bir telgraf çekmeyi düşündü. Yalıdan o şekilde bir kere çıktıktan sonra tamire benzeyecek bütün teşebbüsler nafileydi. Bunu hissediyor ve fena oluyordu. Bu kadar seviyor muyum diye düşündü. Onu şimdi Halim görmeliydi. Ne kadar gülecekti. Yahut ha diyecekti. İşte benim tanıdığım Nevzat. Akıllı fakat romantik Halim. İnsan böyle dalınca en manasız sesler bir lakırdı gibi mana alır. Makinenin gürültüsü de sanki Nevzat'a bir şey söylüyordu. Sanki o niyeksen aksi seste bir ısrar vardı. Hata ettiğini mi tekrarlıyordu? Nevzat yerinden kalktı ve güverteye çıktı. Yağmur yağıyordu. Ne kuvvetli dünya. İçinde böyle bir yalı, böyle bir sevgili, böyle bir sergüzeşt, böyle bir vapur, böyle bir aşık olan dünya Nevzat'a ne kadar kasvetli geliyordu. Cılız ışıklarıyla boğazın karanlığını yırtarak giden bu vapur, ölümün içindeki alemde yürüyordu sanki. Daha Selma'dan ayrılalı bir hafta değil, bir saat bile olmadı. Ne bu hal? Bin kere pişman olmamak için pek az sebep vardı. Nevzat onlardan hangisine sarılsa boşluğa dönüyordu. Köprüye çıkar çıkmaz bir otomobil atlayacak ve Halim'in evine koşacaktı. Eğer içinden geçenlerin hepsini ona dökebilecek olsa şunları söylemesi lazımdı. Onu seviyormuşum, anladım. Seni değil uçan kuşu bile kıskanıyorum. Ona bir daha gitme, sakın. Kahramanlığın fena bir tecrübe oldu. Hayır, pişmanım. Bin kere pişman oldum. Hakkım varmış. Bunları söyleyemezdi ama Halim'i görmek onun en büyük tesellisi olacaktı. Onu annesinin evinde bulamamak ihtimalinden ürperiyordu. Köprüye çıkınca bir otomobile atladı. Halim'i buldu. Arkadaşı ne ala yemek de yememişti daha. Gene beraber Beyoğlu'na çıktılar ve aynı lokantada oturdular. Gene karşı karşıya geçinceye kadar Nevzat bu bahsi açmadı. Fakat Halim ona yakından biraz dikkatle bakınca senin rengin uçuk dedi. Nevzat eldivenlerini, tabakasını, kibritini, ağızlığını, her biri kederinden bir parçayı taşıyormuş gibi can sıkıntısıyla masanın üstüne atarak yüzünü buruşturdu. Neşesizim dedi. Sonra bir yalan söyledi. Midem bozuk. Bugün vapurda üşütmüşüm galiba. Güverteye çıktım. Yağmur yağıyordu. Bir konyak iç. Öyle yapayım. Halim ne haber diye sormakta tereddüt ederek onun yüzüne bakıyordu. Nevzat artık hiçbir hesaba ve oyuna tahammülü kalmadığı için birdenbire samimileşti. Bu kadın beni rahatsız ediyor dedi. Halim arkadaşının bu sözüyle yüzünün rengi arasındaki münasebete intikal ederek ona dikkatle baktı. Bir vaka mı olmuştu? Niçin diye soramadı. Nevzat devam etti. Bir şey oldu zannetme. Bilakis. Her zamankinden daha sevgisi taşkındı. Biraz ağladı. Çok mustarip. Benim içime birdenbire kasvet çöktü.
Onu teselli edemedim. Münasebetsiz bir anda yanından ayrıldım. Bir tek mazeretim vardı, son vapuru kaçırmamak. Fakat o büyük sevgiden bahsediyordu. Büyük sevgiye karşı son vapur. Yan yana söylenir şeyler değil. Nevzat güldü ve üşümüş gibi ürperdi. Önüne gelen konyağı bir yudumda içerek yüzünü buruşturdu. Velhasıl fazla üzülüyorum. Halim Nevzat'a doğru eğilerek, "Ne oluyorsun?" diye sordu. "Birdenbire seni çok değişmiş gördüm." Nevzat bir sigara almak için elini uzattığı halde vazgeçerek tabakasını itti. "Canım sıkılıyor," dedi. "Niçin?" "Bilmiyorum. Selma'yı görmek istemiyorum. Fakat görmemeye razı olamıyorum." Halim ona bir sigara vererek, "Gel kendini tahlil et. Açılırsın," dedi. "Niçin onu görmek istemiyorsun?" "Bilmiyorum. Artık bana onu görmek büyük bir keder veriyor. Çünkü bazen onun her tarafı kasvet ve elem tutuyor. Yanında bir marsık zehirlenmesi duyar gibi oluyorum. Kaçmak istiyorum." "Şimdiye kadar hiç böyle söylediğin yoktu. Sebep ne?" "Bilmiyorum." "Şimdi canın sıkılıyor. İçinin havası kapalı. Bulanık bir hassasiyet içindesin. Kendine biraz ara bakalım. Ne oldu? Kızıyor musun ona?" "Zannetmiyorum. Kızmaya sebep yok." "Sana benden bahsetti mi?" "Evet, bu şekilde bahsetti." "Ne şekilde?" "Senin de ondan bahsedip etmediğini sordu. Yalan söyledim. Seninle uzun uzun konuşmadığımızı söyledim. Galiba ağzımı arıyordu. Acaba sen bana her şeyi anlattın mı diye. Onu aldattım. İnandı. Gizledi. Seni gördüğünü bana söylemedi. Şimdi anlaşılıyor. Sen bana kızdın." Nevzat kuvvetsiz ve yorgun itiraz etti. Hayır. Bunu tabii buldum. Sırası değildi. Söyleyemezdi. Aramızdaki ananeye göre gizlemek onun hakkıdır." "Nasıl hakkı olabilir? Gizlememelidir." "Gizlemez. Bir gün söyler. Fakat onun huyu öyle değildir. Zamanını bekler." Nevzat burada düşündüğünün aksini söylüyordu. Halime buna inandırması lazımdı. Israr etti. "Öyledir. Başka insanlardan da öyle ayrılır." Sesinde keder vardı. Halim inanmıyordu. "Peki ama," dedi. "Söyleseydi sen şimdi bu kadar üzülmeyecektin." "Hayır, bilakis gizlemesine memnun oldum." "İşte bunu da anlamıyorum." "Evet, çünkü benim ehemmiyet vermediğim bir şeye onun da ehemmiyet vermediğini gördüm." Halim alınmış gibi yüzü hafifçe pembeleşerek doğruldu. "Bilakis," dedi. "Gizlemesi ehemmiyet vermek değil midir? Eğer gizlemekte bir hesabı varsa dediğin doğru. Hesabı yoksa, ki yoktur, ehemmiyet vermediği için söylemedi. Benim de ehemmiyet vermeyeceğimi biliyor." Halim gülmeye mecbur oldu. "Garip bir muhakeme," dedi. Nevzat sinirleri yerinde olmadığı için bir münakaşaya doğru gitmekten kendini alamıyordu. "Hiç garip değil. Neden garip olsun? Seni davet etmesinde benden gizlemek istediği bir maksat mı var?" "İyi ya, madem ki böyle bir maksat yok, söylemeliydi." "Maksat olmayınca seni davet etmesinin hususi bir ehemmiyeti de olmaz. Bunu bana haber vermese de olur." "Pek güzel. Yani bunu sana haber vermesiyle vermemesi müsavi olur değil mi?" "Evet." "Halbuki o bunun gizli kalmasını tercih ediyor." "Niçin?" "Çünkü bana gizli kalmasını tembih etti." Nevzat sinirli sinirli topuğunu yere vuruyordu. "Olabilir," dedi. Fakat böyle bir şeyin olabileceğini ispat edecek mantığı bulamadı. Düşündü ve ilave etti. "Sana öyle söylemesi seni imtihan etmek içindir." Halim sesini çıkarmadı. Vaziyeti biraz anlıyordu. En küçük bir münakaşanın dostlukları için vahim olabileceğini düşündü. "Belki," dedi. Fakat arkadaşının bu uysallığı Nevzat'ı teskin edeceği yerde tehyic ediyordu. Çünkü o da Halim'in samimi düşüncesi hilafına bir fedakarlık ederek sustuğunu anlıyordu. Kendi kendine de itiraf edemediği şeyi meydana çıkarmak ihtiyacındaydı. Halim'i kıskanıyor muydu? Selma'dan korkuyor, ondan kaçmak istiyor.
Aradaki bağları koparamadığı için eziyet mi çekiyordu? Neydi? Bu akşamki hali neydi? Sevdiği, muhafaza etmeye çalıştığı, gurur duyduğu sükunetini neden hala bulamamıştı? Pek nadir anlarda böyle kendini şaşırdığı olurdu. Bu halden kurtulduktan sonra şuurunu, ruhunun ormanında yolunu kaybetmiş bir acemi seyyaha benzetirdi. Şimdi de aydınlığa çıkmak için bir yol arıyor ve önüne çıkan dikenleri, çalıları ezerek yürümek istiyordu. Bir mukavemete rastlamak için Halim'e itiraz etmekten kendini alamadı. "Sen de bu akşam bir acayipsin," dedi. Halim zorla gülümsemeye çalışarak sordu. "Ne gibi?" "Bana samimi değilsin gibi geliyor." "Neden?" "Beni teskin etmek için, teselli etmek için tasdik ediyorsun." Halim güldü. Nevzat şimdi bir kadın gibiydi. Halim mektepteyken onun böyle hallerini hatırlıyordu. Sonraları azalmış, adeta tamamıyla kaybolmuştu. Şimdi gene o Nevzat, her zamankinin aksine alıngan, veseseli, huysuz ve hırçın Nevzat doğuyordu. Sanki her insanın içinde en aşağı iki kişi vardır ve bunlar birbirinin taban tabana zıttıdır. Halim, ki ondan daha çabuk heyecana düşer, daha coşkun ve daha muvazenesizdir. Şimdi arkadaşının karşısında bir aklı selim heykeli gibi duruyor. Ona eski neşesini ve sükunetini iade etmek için yapabileceği şeyi sükunetle düşünüyordu. Nevzat'ın sözüne yalnız gülümsemekle iktifa etti. Fakat öteki buna da tahammül edemiyordu. "Belki de samimi olmana bir takım maniler var," dedi. Aradaki eski dostluğun temellerine hücum etmiş oluyordu. Halim'in kaşları çatıldı. Şimdi Selma'nın her ikisi arasında tehlikeli bir gölge olduğunu iyice görüyordu. "Ben yarın Ankara'ya dönmeliyim ve bir daha yalıya ayak atmamalıyım," diye düşündü. Şüphesiz bu dostluğu kurtarmak için başka hiçbir çare yoktu. Fakat Halim de kendisinden emin değildi. İçinde gizli ve suçlu bir takım arzular mı vardı ki ona başka bir yol çizdiriyor ve onu şöyle düşündürüyordu. "Hayır, önümde uçuruma giden bir dost var. Benden imdat istiyor. Fakat bunu açıkça söyleyemiyor. İlk önce soğukkanlı ve mahir bir şoför tavrı takındı. Bu onun mizacına, hatta kıyafetine de yaraşıyordu. Fakat sonra bu şoför uçurumu görünce sükunetini kaybetti. Korkusunu itiraf edeceği yerde sapa yollardan gidiyor, kendisinden imdat isteyeceği arkadaşına hücum ediyor. Felaket şu ki fırtınayı uzaklaştırmak isteyen arkadaşının soğukkanlılığına da kızıyor ve onu mutlaka düşman cephesinde görmeye ihtiyacı var. Çünkü Selma, karanlık ve melun kadın, bu iki dostun arasında rekabet fitilini sokmaya muvaffak olmuş. O halde susmaktan başka Halim'in yapabileceği bir şey yoktu. Fakat Nevzat hemen bu sükutun üstüne de yürüdü. "Bak işte," dedi. "Gördün mü? Susuyorsun." Halim kaşlarını ve omuzlarını kaldırdı. "Ne yapayım?" der gibi sıkıntılı bir aciz içinde önüne baktı. Nevzat devam etti. "Benden çok ayrı düşünüyorsun. Fakat bunu saklıyorsun." Halim hafif sinirli cevap verdi. "Hiçbir şey düşünmüyorum Nevzat. Düşüneceğim şeyi ben de şaşırdım. Sana Ankara'dan geldiğime çok pişman olduğumu söylersen inan. Bir kadın hayaleti için dostluğumuzun üstüne en hafif bir gölge bile düştüğünü görmeye tahammül edemem. Ben yalıya gitmek istemiyordum. Sen beni mecbur ettin." Nevzat önüne bakarak fena bir gülüşle "Acaba," dedi. Halim de kaşlarını çattı ve önüne baktı. "Bu ne kötü acaba?" Nevzat en kalın bağları çekiyor ve koparmaya kalkıyor. "Çıldırdı mı bu çocuk? Ne garip değişiklik." Halim onun yüzüne baktı ve gözleriyle karşılaşmaktan çekinerek kapalı bir sesle "Nevzat," dedi. Nevzat o fena gülüşüyle gülmeye devam ediyordu. "Sen bana her şeyden şüphe etmeyi tavsiye etmiyor muydun?" Halim bir daha gözlerini kaldırdı. Göz göze geldiler. "Sana benim dostluğundan şüphe etmeni hiç tavsiye etmedim Nevzat." "Fakat sen o şüpheye hak kazanmadın mı?" Halim kızarmaya başladı. "Müthiş şeyler söylüyorsun Nevzat," dedi. "Bu akşam sinirlisin. Bahsi fena bir mecraya saplanmaktan kurtarmamız için senden bir ricam var. Susayım değil mi?" "Hayır, şimdilik başka şeyden bahsedelim. Daha sonra sükunetle bu meseleyi hallederiz. Aramızda bir mesele olduğunu itiraf etmiş oluyorsun.
Bence hiçbir mesele yok. Fakat sen var sanıyorsun. Bana var gibi geliyor. Halim sinirli bir hareketle bir düzine saçlarını dağıtıyor ve düzeltiyordu. Bir sigara yaktı ve düşündü. Hemen Nevzat'tan ayrılmak ve ertesi gün Ankara'ya gitmek istiyordu. Fakat annesinden kan alınacak ve tahlil yapılacaktı. Bunun için de İzmir'de bulunan doktorun İstanbul'a gelmesini beklemek lazımdı. Annesi de bir türlüdür, onu bırakıp gitmeye gelmez. Annem için bir müddet daha burada kalmaya mecburum. Yoksa yarın trene atlar giderdim. Nevzat sesini çıkarmadı. Yüzünde o acı gülüş yoktu ama daha acı bir takallüs vardı. Halim ayağa kalktı ve Nevzat'a elini uzattı. Müsaade et dedi, bu akşam bu kadarla kalsın. Nevzat yüzünde tezyife benzer bir buruşuklukla elini uzatarak bu akşam ve her akşam dedi. Ne demek istemişti? Hakaret mi ediyor? Alakasını mı kesiyor? Halim ağır ağır uzaklaştı. Lokantadan çıkarken bu akşam onun kusuruna bakılmaz diyordu. Caddede rastgele yürüdü. Fakat bu saatte ne eve dönmek ne de bu dar kaldırımlarda gezmek istiyordu. Başka bir lokantaya girdi ve ikinci katta tenha bir köşeye çekildi. Bir haritanın karşısına geçen Erkan Harp gibi bu meseleyi önüne sermek ve halletmek istiyordu. Kuru akılla hüküm vermek zor değildir. Öteki lokantada küçük bir kadeh biradan başka hiçbir şey içmemişti. Evvela Nevzat'ı düşündü. Kıskanıyor dedi. Buna şüphesi yoktu. Onu mazur gördü. Sonra eski dostluklarının parça parça bazı güzel anlarını hatırladı. Onu büsbütün mazur gördü. Seviyor dedi. Gene ömründe hiç hasta olmamış ve ilk 38 derecelik hararette pusulayı şaşıran vücut misali. Ta kendisi. Nevzat işte bu adamdı. Ciddi manasıyla ilk defa seviyordu. Bu şaşkınlık ondan. Hem de ne şaşkınlık. Zavallı Nevzat. Halim için onun karşısında bir rakip gibi çıkmak hayali ne çirkin bir şeydi. 10 gün daha İstanbul'da kalması lazım. Fakat bir daha yalıya gitmeyecekti. Hayır. Artık sebep yok. Lüzum yok. Nevzat'ın o sözlerinden sonra, hayır. Bundan sonra Selma'yı görmek, onunla kötü bir macerayı kabul etmek demekti. Kabul etmek için de karısına karşı sevgisini, vicdan borcunu, Nevzat'la dostunu ayak altına almaya hazır olması lazımdı. Feriha uzakta olduğu için bu meselede onu sık sık unutabilmişti. Bir kere Ankara'ya dönecek olsa, o zaman da bu meseleyi tamamıyla unutmak mümkün olacaktı. Nevzat'a gelince ne hali varsa görsün. Halime karşı en küçük bir siteme hakkı olmasın da ne yaparsa yapsın. Acaba ne yapabilirdi? Bu işin sonu ne olacaktı? Halim kendi kendine ait karar verdikten sonra meseleyi bir yabancı gibi dışarıdan daha sükunetle muhakeme edebileceğini sandı. Hemen yemek yemeye karar vermiş olduğu halde fikrini değiştirdi ve rakı getirtti. Birinci kadehi yuvarladıktan sonra yalı, Selma ve Nevzat birbirinin içinde eriyen bulanık ve derin manzaralar halinde gözünün önüne geliverdi. Ne yapacaktı Nevzat? Bir sözüne bakılırsa ilkbahara kadar Selma ile evlenecekti. Şimdi de Halim, tabii olarak bu kadının intihar eden kocalarını düşünüyordu. Bu akşama gelinceye kadar Nevzat'ın da onlar gibi ölüme gidebileceğini hiç düşünmemişti. Uğur meselesine inanacak değildi. Nevzat'ı da kafi derecede kendine hakim buluyordu. Fakat bu akşam manzara değişti. Nevzat o Nevzat değildi. 2 saat sonra kendini öldürdüğünü duysa hayret etmeyecekti. İçine korku girdi. İkinci kadehin ortasında Selma'nın hayali bütün normal çizgilerini kaybetmeye başlamıştı. Boyu lüzumundan fazla uzuyor, gözleri daha ziyade büyüyor, tavırlarının sırlı ağırlığı cidden bir hayaleti göz önüne getiriyordu. Hele o her odasında bir cenaze varmış gibi sessiz ve korkunç yalı, o karanlık salon, o şekillerinin yarısı koyu bir siyahlıkta kaybolan eşya. Sonra Nevzat'ın ilk sözlerini hatırladı. Arkadaş da bu izdivaçtan korktuğunu söylememiş miydi? Ne sihirbaz kadın. Bütün bu karanlık dekorun ve bu tavırların hile olduğu söylenemez. Bu kadın böyle yaşıyor. Samimi. İki kocasının ve beslemesinin intihar ettiği de da yalan değil ya. Hayır. Bu kadın oynamıyor. Rol yapmıyor. Bir hilesi varsa
Ne içinde yaşadığı dekorda, ne tavırlarında, ne de ölümler ve garabetler dolu hayatındadır. Hile başka tarafta. Nerede? Ne yapmak istiyor bu kadın? Nevzat'ı seviyorsa Halim'e karşı hareketinin manası nedir? Gene mesele ilk muamma şekliyle olduğu gibi duruyor. Bu kadın çılgın mıdır? İsterik midir? Meşum ihtiraslar sahibi midir? Canavar mıdır? Vampir midir? Hani bir film vardı, Drakula'nın kızı. Orada şekli Selma'ya az benzemekle beraber bir kadın gündüz ölür, tabuta girer, gece dirilir, tabuttan çıkar ve başkalarının kanını emerek, onları öldürerek yaşardı. Frankler bu masal tiplerine vampir derler. Halim ki hayal adamıdır, bu nevi mahluklara 8 yaşında bir çocukken bile inanmamıştı. Bu tiplerin masal olduklarını düşünmekten bile utanıyordu. Şüphe mi var? İnsan iki kere ikinin dört ettiğini keşfetmekle övünebilir mi? Halim önüne ve etrafına baktı. Şu masa, masa. Şu duvar, duvar. Şu garson, garson. Hepsi tabii şekilleri ve vazifeleri içinde mevcut. Hemen ömrünün çeyreğinden fazlasını şiir ve hayal aleminde geçiren Halim, Selma tipinde bir kadına hiç rastlamamıştı. Onu gözleriyle görmeseydi, mübalağaya hamlederdi. Fakat işte var. Bu masa veya bu garson nasıl varsa o kadın da var. Şimdi şu dakikada Boğaziçi'nin bir yalısında yaşıyor. Bu bir hakikat. Eğer Selma'nın babası, kocaları ve beslemeleri intihar etmemiş olsaydı kendisinin ve oturduğu yalının bugünkü hali akıl doktorlarının içi boş kelimelerinden bile az çok izah edilebilirdi. Fakat kadının bu haline o karanlık ve korkunç mazisi de binince ortaya bir esrar ve garabet mevzu çıkıyordu. Ha, gel gelelim Nevzat'a. Nevzat ne yapacak? Evlenecek. Peki. Fakat bu mazinin rahat duracağı benzemiyor. Yok. Besbelli işte. Halim olmasa başka bir rakip yaratacak ve Nevzat'ı gene sarsacak. Hem de ne sarsış. Bu akşamki halinden belli olmadı mı? Ne sarsış. Başkaları Halim gibi yapmazlar tabii. Mücadelenin olanca dehşetiyle Nevzat'ın üstüne yüklenirler. Halim güldü. Çünkü öyleyse ben ehvenişerim. En zararsız rakibim. Yerimi başkasına bırakmamalıyım diye düşünmüştü. Gene güldü. Saçmalıyorum, dedi. Kadehine baktı. İkincisi de bitmişti. Sarhoş mu oldum çabucak, dedi. Şöyle düşünmeye devam etti. Hayır, ben bu sergüzeştin içinde ancak Nevzat'ın yardımcısı icap ederse can kurtaranı olarak bulunabilirim. Bir faydam olacaksa kalayım. Yoksa ahlaki bir bahane ile kendi kendimi mi kandırıyorum? Arkadaşa yardım. Ne olur ve cenap. Vesilesiyle sermaye kavuşmak. Böyle bir alçaklığa karar veren içim, ahlak ağlarının giriş şebekesiyle örülü şuurumu kandırmak için ona bir Ali cenaplık formülleri mi yutturuyor? Hele şu dostane fikirleri bir tarafa bırakalım. Hem ben demin karar vermiştim. Yalıya bir daha gitmeyecektim. Şimdi bunları bana hangi şeytan düşündürüyor? Merak. Merak olsa gerek. Halim merak ediyordu şüphesiz. Kendi içine dikkatle baktı. Yalnız merak mı? Hayır. Arzu da vardı. İstiyordu. Selma'yı istiyordu. Hah. Eğri oturup doğru konuşalım. Getir bir rakı daha. Şimdi meselenin kendisiyle Nevzat arasındaki faslı daha aydınlatmıştı. Evet, fazilet hikayelerini bir kenara bırakalım. Dava şu. Bir tarafta Nevzat, öte tarafta Selma. Daha doğrusu bir tarafta Nevzat, Feriha, Ufuk, cemiyet, ahlak, vicdan falan. Öte tarafta tek başına Selma. Tek başına ha. Ne sihirli ve kudretli yalnızlık. Hayır, hayır. Artık onu düşünmemeli. Düşündükçe sarıyor. Melun sihirbaz. O harikulade vücudunun sıcak mıknatısı mesafe tanımıyor. Hatta şimdi bile Halim, evvela bir otomobile, sonra bir sandala atlayarak boğazın karşı kıyısına geçmek, yalıya gitmek istiyor. Nevzat'ın biraz hakkı varmış. Halim bunu şimdi anlıyor. Nevzat kurnazlık etti ve ondan her şeyi öğrendi. Selma'nın manevrasını da Halim'in ona karşı zaafını da keşfetti.
tam vaktinde ıstırap çekiyor. Aynı zamanda hem sevgili hem de dost ihanetine maruz kalmanın müthiş azabı. Halim kendisini bir an Nevzat'ın yerine koydu ve onu büsbütün haklı buldu. Ansızın başını merdiven tarafına çevirdi. Basamaklardan "Yukarıda yer var mı?" diye bağıran tanıdık bir ses çıkıyordu. Şerif'in sesi. Acaba? Halim sevindi ve ayağa kalktı. Ta kendisi. Trabzanın hizasında Şerif'in başı göründü. Halim ona doğru kollarını sallıyordu. Şerif de onu görünce koşarak yaklaştı. Halim yer gösteriyor, soruyordu. "Köylü, senin burada işin ne? Otur şuraya. Allah gönderdi seni. Yalnızlıktan ölüyordum." Şerif de ona rast gelmekten memnun oturdu. "İki gecedir teyzemdeyim. Annemden sonra sıra bende. Buraya biraz rakı içmeye geldim." "Âlâ. Demek tabiat alimleri de rakı içerlermiş." "Çubuklu'da tabiatın içinde tabiatçıyım. Burada şehir havası içinde havaiyatçıyım." İlk önce havaiyat konuştular. Halim asıl mevzuya girmek için kapı arıyordu. Selma bahsini Şerif'in açmasını bekledi. Sabrı tükenince sordu. "Hortlaktan ne haber?" Şerif güldü. "Hortlağı bırak, bizim salim ömür." "Niçin?" "Adam akıllı sapıttı." "Selma'yı mı seviyor?" "Bilakis, Selma'yı hükümete haber vermek istiyor." Halim dirildi ve Şerif'in gözünden kaçmayan bir alaka ifratıyla "Niçin?" diye bağırdı. Şerif, garsonun rakıyı kadehe boşaltmasını bekliyordu. Biraz durdu. İlk yudumlardan sonra "Selma'nın katil olduğuna kani. Eski iddiası." "Hayır, fakat şimdi yeni bir iddiası var. 3 gün evvel Çubuklu kıyılarında bir çocuk ölüsü bulundu. Tam Çubuklu'da sayılmaz ya, işte gazeteler öyle yazdılar. Okumadın mı?" "Hayır, dikkat etmedim." "Zaten gazetelerde birkaç satırla yazıp geçtiler. Ehemmiyet verilecek bir şey değil. Çocuk 7-8 yaşlarında. Bir doktorun kızı. Hadise basit. Kıyıdan geçerken rüzgar çocuğun beresini alıp sulara atıyor. Çocuk da kenara geliyor. Dalgalar bereyi sahile yaklaştırırken elini uzatarak almak sevdasına kapılıyor. Muvazenesini kaybederek denize düşüyor ve boğuluyor. Nitekim bere çocuğun denize düştüğü noktada sahilde bulunuyor. Dalgalar atmış." "Bütün tahminler bu noktada müttefik. Fakat gel Salim Bey'e sor. İddia ediyor ki..." Şerif gülerek devam etti. "Selma çocuğu yalıya çağırmış, oradan denize atmış." Halim gözlerini açtı. "Fakat bu iddiasını neyle ispat ediyor?" diye bağırdı. "Hiçbir ispat yok. Bir sürü muhakemeler. Uzun. Geç onu. Saçma. Çok garip şey. Anlat bana. Merak ediyorum." Şerif kadehini Halim'in kadehiyle tokuşturarak "Saçma," diye tekrarladı manasız. "Hem sana bu merak nereden geliyor Allah aşkına? Alakadar mısın bu kadınla?" Halim korkarak omuzlarını kaldırdı. "Hayır canım," dedi. "Laf olsun diye sordum. Bu kadın bana merak veriyor biraz. Biraz da Nevzat dolayısıyla." "Git Salim'i bul. O sana anlatsın. Vallahi bir cinayet romancısı. Salim kadar teferruat icat edemez. Söylediklerini not etsem kitap olur." "O ne diye yahu?" "Onu geç ama ben karıya bir daha rast geldim." "Gene mi takibe çıktın?" "Hayır, gene o civarda rast geldim. Gene o vakit, gene o kıyafetle. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? İnanmazsın." "Nedir?" "Konuştum." Halim zıpladı. "Selma ile mi konuştun?" "Evet. Sakın Nevzat'a falan söyleme ha. Salim'in de haberi yok." Halim düşündükçe sıçrıyor ve soruyordu. "Nasıl konuştun? Bu çok şaşılacak şey." "İşte onu ben de bilmiyorum. Yanımdan geçerken bana garip bir cesaret geldi. Bu cesareti onun bakışı mı, hali mi verdi benim merakım mı? Bilmiyorum. Yanından geçerken önünde durdum. Affedersiniz dedim. Komşuyuz, bir şey sormak istiyorum." "Yol tenha idi. İncin yok. Ne soracağımı bilmiyordum. Bakalım ne yapacak diye merak ettim. Bunları söyledim." İnsiyaki bir hareketle başörtüsünü yüzünün yarısına kadar kapadı. Hani eskiden erkeklerden kaçan kadınların bir hareketleri vardı ya, işte öyle. Ve önüne baktı, bekledi. Acele bir şey uydurmam lazımdı. "Salim Bey'i nerede tanıdınız?" diye sordum. "Fena değil, değil mi? Merak eder niçin soruyor diye." "Niçin soruyorsunuz?" diye sorar. Lakırdı açılır. Fakat sormadı.
Siyah başörtüsünün altında gülümsediğini gördü. Gayet alçak sesle, tıpkı hohlar gibi, "Edirne'de," dedi. Ve arkasından "bugünlük bu kadar," dedi ve yürüdü. Şerif güldü ve devam etti. "Bugünlük bu kadar. Hoş değil mi? Hem kendisiyle konuşmama müsaade etmiş oluyor, hem de içimde bir ümit bırakıyor. Başka zamanda konuşuruz," der gibi bir şey. Halim mırıldandı. "Dehşet." Ve içinden "Zavallı Nevzat," dedi. Şerif Halim'e doğru eğilerek soruyordu. "Alay mı etti acaba? Alay ettiyse bir başka bir defa hakaret edecektir." Halim birdenbire "Hiç şüphe etme," dedi. Halbuki böyle düşünmüyor, kendi de Selma'nın bu cevabında bir davet mi, bir istihza mı olduğunu bilmiyordu. Şerif'in söylediklerinden garip bir rahatsızlık duydu ve farkında olmadan yüzünü buruşturdu. Fakat Şerif onun bu haline dikkat etmişti. Sesini çıkarmadı, Halim önüne bakıyor ve kaşlarını kaldırıp indiriyordu. Şerif'in kendisine dikkatle baktığını fark edince gözlerini ona doğru kaldırdı. "Tabii istihza," dedi. "Bir sokak kadını olsa bu kadar çabuk vaat etmez." Şerif gülerek "Haydi bakalım," dedi. "Onu da anlarız." Halim'in sıkıntısı devam ediyordu. Fakat kimin hesabına? Nevzat'a mı acıyor, Şerif'i mi ayıplıyor, yoksa her ikisinden de Selma'yı mı kıskanıyordu? Gene yerinden fırlamak ve yalıya gitmek istemeye başlamıştı. Şöyle düşündü. "Ben bu muammayı halletmeden Ankara'ya dönemem. Hem bu işte bir değil, birkaç muamma vardı. Selma muamması, Nevzat muamması ve kendi muamması. İçinde bir takım hisler kabarıp iniyordu. Nedir bunlar? Kendi kendisini anlamıyor ve 10 sene aynaya hiç bakmamış bir adam gibi ahlakının çehresini merak ediyordu. Bahsi değiştirdi ve Şerif'le yarım saat kadar gevezelik ettikten sonra ondan ayrıldı. Eve gitti, yattı fakat geç ve güç uyudu. Ertesi sabah içinde kuvvetli bir istekle uyandı. Selma'ya 4 gün sonra gitmesi lazım geldiği halde o gün gidecekti.